Bir süredir Linux kullanıyorsanız birden fazla paket formatının ismini duymuş olabilirsiniz. RPM, DEB, Snap, AppImage, Flatpak, Aur hangisini kullanmalıyız ve neden bu kadar paket formatı var? Bugün hep beraber Linux paket formatlarını konuşacağız. Hoş geldiniz ben Yusuf ve bana böbreğinizi emanet edebilirsiniz. Bu kanalda Linux teknoloji, malumiyet ve güvenlik konuları hakkında konuşuyoruz. Dağıtım yazılım incelemeleri ve teknoloji gündemini sizlerle paylaşıyorum. Bu konular hakkında ilgiliyseniz kanala abone olup aramıza katılmanızı beklerim. Az önce saydığım paket formatlarının hepsi bir günde ortaya çıkmadı. Zaman içerisinde Linux geliştikçe farklı nedenlerden dolayı or ortaya çıktılar ve aslında neden bu kadar paket formatı olduğunu anlayabilmemiz için bütün bu paket formatlarının ne yaptığına neyi farklı yaptığına avantajları ve dezavantajlarına bakmamız lazım. Geleneksel paket formatları arasında en sık kullanılan dep paketleri ve rpm paketlerini RPM paketlerini sayabiliriz. Ubuntu, Debian, Fedora veya OpenSUSE kurduğunuzda ki bunlar en popüler dağıtımlar. Linux paketlerinizi .deb veya .rpm ile kuruyorsunuz. Bir paket yöneticiniz oluyor. Bunu mağazadan da kurabiliyorsunuz. İstediğiniz paketi aratıyorsunuz. Kur dediğinizde arka planda bu paket formatlarını kullanıyor. Arka planda kütüphaneler paylaşılıyor. Yani kütüphane dediğimiz şey sizin kurmak istediğiniz programın çalışması için gereken belli başlı yazılımlar. Örneğin ekran kartımla nasıl iletişime geçeceğim veya hatta diğer programlarla nasıl iletişime geçeceğim gibi gibi şeylerin olması için kütüphanelerin olması gerekiyor. Geleneksel paket formatlarında Kütüphaneler paylaşılabilir oluyor. Sürekli aynı kütüphaneyi tekrar tekrar indirmiyorsunuz. Bir kütüphane zaten sisteminizde varsa diğer programı indirirken o kütüphane tekrar inmemiş oluyor. Bu da daha az yer kaplamak demek oluyor. İkinci avantajı ise bir paket kurarken belli başta alt paketlere ihtiyacı olabilir. Bunlara bağımlılıklar deniyor. Bu bağımlılıkları da geleneksel paket yöneticilerinden rahat bir şekilde kuruyorsunuz ve tekrar tekrar kurmanıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda bu paketler sizin dağıtım yöneticiniz tarafından kontrol ediliyor ve test ediliyor. O şekilde size sunuluyor. Bu da genel anlamda paketlerin daha güvenli ve stabilizasyonlu stabil olması anlamına geliyor. Bunlar geleneksel paket kullanmanın avantajları. Tabii ki dezavantajları da var. Birincisi bu paketleri her zaman sistem seviyesinde kurduğumuz için sudo ile işlem yapmamız gerekiyor. Yani super user Windows terimiyle yönetici olarak paketleri kurmuş oluyoruz. Sudo olarak paketleri kurduğumuzda ise kendi dağıtımınızın değil de üçüncü parti repoları kullanıyorsanız sisteminize zararlı bir şey yapma imkanı verebilirsiniz. Çünkü direkt bütün sisteme erişim şansı veriyorsunuz o paketi kurarken. İkincisi ise bu günümüzde daha az olan bir şey. Bağımlılık cehennemi. Linux'ta bağımlılıklar da sürekli güncelleniyor ve sizin kullandığınız paket birden fazla eski versiyon bağımlılığa ihtiyaç duyarsa bu sefer bağımlılık cehennemine girmiş oluyorsunuz. Çünkü her paket farklı bir bağımlılığa ihtiyaç duyuyor. Böylece paketleri kuramamaya başlıyorsunuz ya da sisteminizde problemler oluşmaya başlıyor. Bir diğer dezavantajı ve belki de en büyük dezavantajı geliştiriciler için problem oluyor. Siz bir geliştiricisiniz. Bir paket çıkaracaksınız Linux için. Farklı farklı dağıtımlar için farklı paket çıkarmanız gerekiyor. Ve bunu sürekli test etmeniz gerekiyor. Bütün Linux camiasında çalışacak bir pakette çıkaramıyorsunuz. Ve bu geliştiriciler için problem olmaya başlıyor. İkinci açıklamak istediğim paket paket formatıysa Apple MacOS kullandıysanız daha önceden belki app image formatıyla biraz daha aşina olabilirsiniz. Bir dosya indiriyorsunuz ve o dosyayı tıklar tıklamaz önünüze program açılıyor. Apple paylaşılan kütüphaneler yok. Az önce bahsettiğim gibi bütün kütüphane, bütün her şey o dosyanın içerisinde hala hazırda yüklü bir şekilde geliyor. Tabi bu avantajlı olabilir, dezavantajlı olabilir. Neden avantaj olabilir? Bağımlılık cehenneminden direkt sizi kurtarmış oluyor. Eksi yanı ise sürekli Apple kullanırsanız bu sefer fazla yer kaplayacak çünkü her Apple içerisinde birden fazla kütüphane var ve bu kütüphaneleri hiçbir şekilde bir birbirine bağlantılayamıyorsunuz. AppImage'in başka avantajı ise taşınabilir olması. AppImage'i kopyalayıp başka bir bilgisayarda da kullanabilirsiniz ya da USB sürücünüze atarsınız. KDN Live, Audacity, OBS bütün programlar tek tıkla çalışıyor olacak. Aynı zamanda AppImage'ler sandboxlanabilir. Sandbox demek sandbox uygulamanın diğer işlemlere ya da diğer uygulamalara, diğer pencerelere erişememesi demek ya da diğer dosyalara erişememesi demek. AppImage de varsiyon olarak sandbox özelliğiyle gelmiyor ama dilerseniz AppImage'leri sandboxlayabilirsiniz. Bu arada sandbox özelliği az önce konuştuğumuz geleneksel paket yöneticilerinde yok izin diğer avantajı her yerde çalışabiliyor olması. Bu da geliştiriciler için kolaylık demek. Bir defa appmıcı koyduğunuzda o appmıcı hangi Linux dağıtımına koyarsanız koyun çalışacak demek. Appmıcın son avantajıysa bir uygulamanın birden fazla versiyonu kullanacaksanız şahane bir şekilde organize edebilirsiniz. Kdenlive'in birden fazla versiyonu da, Audacity'nin ya da OBS'nin birden fazla versiyonunu kullanacaksınız ve bunları tek tek test etmek istiyorsunuz. Bir klasörün içerisine farklı farklı versiyonları koyarsınız. İstediğiniz versiyonu istediğiniz anda açabilirsiniz. Appmıc kulağa şahane gelmiş olabilir ama dezavantajları da var. Az önce de bahsettiğim gibi çok fazla yer kaplı olması zamanla. İkincisi ise tema ve entegrasyon sorunu var. Epimucu kullanırken sistem temanıza uymuyor. Ayrıca uğraşmanız gerekiyor. AppImage'lar uygulama olarak gözükmüyor. Yani siz epimucu indirdiğinizde işte başlat menüsünde ya da Gnome'un ana menüsünde uygulama olarak gözükmüyor. Bunu yapabilmek için ek bir program indirmeniz lazım. AppImage Launcher gibi ki bu da işte otomatik olarak sizin için desktop dosyaları oluşturuyor. Böylece masa üstünde falan gözükmesini sağlıyor. Ama varisyon olarak normal bir epimucu indirdiğinizde masa masaüstünüzde hiçbir şekilde entegrasyonu yok. Aynı zamanda AppImage'ları otomatik olarak update etme özelliği var ama bunu çoğu geliştirici Appmunch'ın içerisine dahil etmiyor. Dolayısıyla yapımcıları güncellemek için manuel olarak tekrar Appmunch dosyasını indirmeniz gerekli. Appmunch in mağazası bu arada çok iyi değil. İnternetten Appmunch hub'a girip uygulama indirmeniz gerekiyor ama tasarımı çok iyi değil. Appmunch uygulamalarının güvenliğini doğrulamak biraz daha zor gibime geliyor diğer uygulamalara kıyasla? Uygulamanın geliştiricisi tarafından yayınlanan Appmunch'ları indirirseniz zaten hiçbir sorun olmayacaktır. Appmunch'ın geliştiricisinin arkasında bir şirket yok. Bir kişi geliştiriyor ve bu kişi Wayland'i sevmiyor nedense. Wayland ne bilmiyorsanız onun hakkında bir video yaptım ama Appmunch'ların daha dahil çalışması için bir pull request açılmıştı kitap üzerinde ve bunu kabul etmedi kendisi ve bu pull request herhangi bir şekilde projeye bir sorumluluk falan yüklemeyecekti. Zaten hali hazırda yapılmış. Bir iki ufak değişiklik ve hiçbir şekilde bir sorun da teşkil etmeyecekti. Bu da biraz soru işareti doğuruyor kafada. Flatpak da tıpkı hepimiz gibi bütün dağıtımlarda çalışıyor. Günümüzde en popüler olan paket formatlarından birisi. Flatpak'ın avantajlarına bakacak olursak aynı kütüphaneleri kullanıyor. Bir yazılım yükleyecekseniz KDE platform kütüphanesini kullanacaksa başka bir yazılım yüklediğinizde tekrar aynı KDE platform kütüphanesini kullanıyor. Ama bunları sistem sisteminizin paketleriyle değil elbette Flatpak olarak yüklüyor ve Flatpak'ın ekosistemi içerisinde aynı kütüphaneleri kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tekrar tekrar aynı kütüphaneleri indirme olayını Flatpak çözüyor. İkincisi ise Flatpak güvenliği önemli derecede arttırıyor. Flatpak'ı sudo olarak yüklemenize gerek yok. Kullanıcı seviyesinde uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Flatpak'ta varsiyon olarak sandbox özelliğiyle geliyor. Uygulamalar hangi dosyalara, hangi pencerelere, hangi işlemlere erişip erişemeyecek bunlar varsiyon olarak belirleniyor ve uygulamanız sandboxlanmış oluyor. Hatta siz isterseniz Flatseal gibi bir uygulama kullanarak uygulamanın neye erişip neye erişemeyeceğini elle değiştirebiliyorsunuz. Şahane bir şey. Flatpak'lar geleneksel paket yöneticilerine ya da rpm'cilara göre kesinlikle çok çok daha güvenli. Bir diğer avantajı ise distro'dan bağımsız daha hızlı güncelleme alabiliyorsunuz. Flatpak'ta da bağımlılık cehennemi yok çünkü eski sürüm bağımlılıkları da yeni sürüm bağımlılıkları da istediğiniz gibi Flatpak üzerinden indirebiliyorsunuz. Uygulama kategorisi çok geniş. Linux mağazalarıyla entegrasyonlu. KDE ya da GNOME kullanıyorsanız mağazanızda entegrasyonlu bir şekilde Flatpak depolarına erişebiliyorsunuz. Uygulamaları rahatça kurup güncelleyebiliyorsunuz. Flatpak'ta kulağa çok şahane gelmiş olabilir ama Flatpak'ın da dezavantajları var. Geleneksel paket formatlarına göre daha fazla yer kullanıyor. Neden? Çünkü bir yazılım bir kütüphanenin eski versiyonlarını istiyor olabilir. A programı KDE platformunun 21. sürümünü isterken bir de B programı kurduğunuzda B programı da KDE platformunun 22. sürümünü isteyebilir. Bu noktada hem 21. hem 22. sürümü kurmanız gerekecek. Kütüphaneler tabii ki çok büyük değil. Eski kütüphane gerektiren çok fazla Flatpak kullanıyorsanız zamanla bunların boyutları birikebiliyor. 80 GB'lı bir laptopunuz falan varsa sıkıntı çıkabilir ama yani normal masaüstüler için bu o kadar büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Flatpak'ta da temasal problemler olabiliyor. Karanlık tema kullanıyorsanız mesela ya da Nord teması kullanıyorsunuz diyelim. Bu Nord temasının Flatpak'ta çalışması için özellikle gidip ayar yapmanız gerekiyor. Son dezavantajı ise Flatpak'lar grafik uygulamalar için geliştirildi. Linux'u server tarafında kullanıyorsanız Flatpak'ın Nextcloud versiyonunu kurup komut arayüzünden işlem yapamazsınız. Günlük kullanıcı için ve tamamen grafik arayüzleri için tasarlanmış bir paket formatı. Bir diğer paket formatımız ise Snap. Snap'ı Ubuntu'nun geliştiricisi Canonical geliştiriyor. Komünite etrafında çok fazla olumlu bakılmıyor. Ama Snap'in de kendine göre avantajları var. Ve Snap aynı zamanda Flatpak'tan önce de vardı. Snap'in geçmişi daha uzun diyebiliriz. Ama günlük kullanımda şu an Flatpak'a kıyasla Snap'ler o kadar popüler değil. Snap'in avantajları neler? Birincisi Snap container olarak çalışıyor. Bu da size sandbox özelliği veriyor. Container olarak çalıştığı için özellikle sunucu tarafında da daha kullanışlı hale gelebiliyor. Canonical bir sunucu şirketi olduğundan yani sunucular üzerinden para kazandığından Snap'leri sunucuları akıllarında tutarak geliştirdiler. Sunucu araçları kurabiliyorsunuz ya da sunucu paketleri kurabiliyorsunuz. Snap'in diğer evren evrensel paket formatlarına göre avantajı da bu. Snap yine bütün dağıtımlarda çalışıyor. Arkasında da canonical desteği olduğu için birçok paket yine Snap içerisinde de var Apple'e e kıyasla. Snap'in bir diğer avantajı ise belki siz bunu dezavantaj olarak da düşünebilirsiniz ama otomatik güncelleme yapabiliyor. İsterseniz arka planda otomatik güncelleme yapıyor. Tabii bunun sunucular için neden avantajlı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü kritik bir güncelleme geldiyse hemen arka planda Snap'in otomatik güncelleme yapması iyi bir şey. Ve tabii ki Snap container olduğu için o güncellemenin sistemi bozma ihtimali de yok. Sadece belki container'ı bozabilir. Ama konteynerlarında çok kolay snapshot'ı vesaire alındığı için hemen geri dönülebiliyor. Peki dezavantajları ne? Snap'in mağazası merkezileştirilmiş bir mağaza ve kapalı kaynaklı. Paket formatı açık kaynak ama sunucu tarafı kapalı kaynak. Bu bir dezavantaj çünkü az önce saydığımız bütün paket formatlarının hepsinin her şeyi tamamen açık kaynak. Ve Snap'in sevilmemesinin bir nedeni de Snap ilk çıktığı zamanlar yavaş açılıyordu. Günlerde düzeldi zannedersem. Ben hayatımda Snap kullanmıyorum ama son zamanlarda Canonical'ın yayınladığı makalelere baktığımızda bunların genel anlamda düzeltildiği gözleniyor. Ve son paket formatımız da hepinizin aşina olduğu Aur. Aur sadece arch dağıtımlarında kullanılabilen bir paket formatı. Aur'un mantığı arch paketi oluşturan scriptler diyebiliriz ve bu paketler genelde bilgisayarınızda derleniyor ve bunun avantajı ise Aur'da bir sürü paket var. Yani muhtemelen gelmiş geçmiş bütün paketler Aur'da var. Dolayısıyla arch Linux kullanıcıları istediği paketi tek tıkla hızlı bir şekilde kurabiliyor. Bütün Linux uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Ama tabii ki varsayın olarak sandbox özelliği yok. Bağımlılık cehenneme hala olabilir. Kütüphaneler aynı şekilde paylaşılıyor geleneksel paket yöneticileri gibi. Ve en büyük dezavantajlarından biri ise belki bu scriptleri okumazsanız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aurun açılımı Arch User Repository yani Arch kullanıcı deposu. Bu da demek oluyor ki her Arch kullanıcısı Aura gidip bir script yazabilir. Onaylanmış kullanıcılar tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Ama gözden bir şey kaçabilir mi? Kaçabilir. Ben yıllardır Aura kullanıyorum. Zararlı yazılımın Aura geldiğine dair bir şeyle karşılaşmadık bugüne kadar. Dolayısıyla Aura'nın genel anlamda güvenli olduğunu söyleyebiliriz ama yine de Aura'dan paket kurarken şöyle hafif bir scripte hızlıca bakmakta fayda var. Aura aslında yeni gelenler için çok iyi bir paket formatı olmayabilir. Ama Linux hakkında daha çok bilgiliyseniz Aur sizin için bir cennet olabilir. Aur paketlerini nasıl kurmanız gerektiği hakkında da daha önceden bir video yapmıştım. Onu da yukarıya koyarım. Bu video hoşunuza gittiyse bana sık gelen sorulardan birisi geleneksel Linux paketlerinin güvenliğinin nasıl sağlandığıydı. Bunun hakkında daha önceden bir video çektim. Onu da yukarıya koyarım. O videoda geleneksel paket yöneticilerinin ve sistem paketlerinizin neden güvenli olduğunu anlatıyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu yanında gördüğünüz katıl üyelerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. PXF'ye, Devrim 6. Prototürk, Eren Seyfi, İsmail Sarıkaya, Koydumut, Alip Acin, Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Meyfrek, Taner Gergül, Emre, Salih Mutku Utku, Tarık ve yanında gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız, yusufpek.me'nin yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.